Merhaba hanımlar. Nasılsınız? Semahat 04 Semahat. Kanalıma hoş geldiniz. Bu patiğimizin anlatımını tabanlı yapmıştık. Tabanı dediğim gibi 7 sıradan oluşuyor. Tabanında sık iğne kullandım bunun. Yani sık iğne trabzan karışımı yaptık. Tekrar sonra bir sıra sık iğne yaptık. Tekrar normal trabzan yaptık. Onun arkasından tekrar sık iğne yaptık ama bu artırma işlemlerini yaparak. Bu artırma işlemleri öbür anlattığımız patiklerdeki aynısını yapıyorsun ama bunda tek fark sık iğne. Yani bir temelini sık iğneden oluşturuyoruz. Ondan sonra yarısı sık iğne, yarısı trabzan. Ondan sonra tamamen sık iğne. Ondan sonra normal trabzan. Sonra tekrar iki sıra sık iğne. Yalancı trabzanla patiğimizi bitiriyoruz. Onun için 7 sıradan oluşuyor. Ama artırma işlemi sayfamda var, kanalımda var. Oradan faydalanırsınız. Artırma sistemi aynı. Sonra ne yaptık? 5 sıra şu lilayı yaptık. 5 sıradan sonra zikzakımızı yaptık. Onu da anlattık. Şimdi sıra geldi şu üst kısma. Burnu toplama kısmına geldi. Şimdi burnu toplama kısmında ne yaptık? Patiğimizi şöyle bakın şu başlangıç ortası var ya şuradan şöyle katlıyoruz. Her zamanki gibi örme patiklerde olduğu gibi ortadan şöyle katladık. Katladık. Ortayı bulduk. Bakın ortayı bulduk. Ortadan ipimizi taktık. Sonra kenara kaç tane sayıyoruz? Bakalım 2, 4, 6, 8, 10, 12. yuvaya tekrar bir iz daha bıraktık. Bu taraf aynı şekilde ortadan 12 bu tarafa, 12 bu tarafa. Yani 24 tane trabzan ayırdık şu ön kısma. Şimdi bu ön kısmı nasıl yapacağız? Burayı göstereceğim ben size. İnşallah bugün patiğimizin anlatımı bitecektir. Şöyle hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip hemen başlayalım. Şöyle iplerim tamamdır. Aynı şekilde sık iğneye, sık iğne gidiyoruz tekrar. Aynen şöyle baktık. Zaten sık iğne gitmemiş miydik? Şimdi sık iğneyi gidelim. İşaret aldığımız yere kadar sık iğne yapalım bunu. Şuraya kadar normal sık iğne yapıp gelelim bakalım. Bakın şurada az kaldı. Şu işaret aldığımız yere kadar sık iğnemizi yapalım. Yani tığın üzerine almadan bir kere de çektiğimiz bir teknik. Şimdi 12. yuvaya geldik. Tekrar sık iğne tekniğiyle battık. Önündekine bir tane daha battık. Üçünü bir çektik. Kestik. Bir, iki tane sık iğne yaptık. İki sık iğneden sonra tekrar bir tane daha keseceğiz. Bir, üçünü bir çektik. Oldu ikinci kesmemiz. Tekrar bir sık iğne. Bir sık iğne daha. Tekrar keseceğiz. Battık, çekmedik. Battık. Üçünü bir çektik. Tekrar bir sık iğne. İki sık iğne. Bakın tam ortaya geldik. Tekrar keseceğiz. Bir battık, çekmedik. Battık. Üçünü bir çektik. Tekrar iki sık iğne. Bir. İki. Tekrar bir kesme. Bir kesme daha. Yani iki sık iğne bir kesme. İki sık iğne bir kesme. Bir. İki. Kes. Bir. İki tepeye geldik.
Bir. Kes. İplerimizi çıkarmayalım. Şimdi normal sık iğne olarak devam edeceğiz. Bakın. Patiğimizin üst kısmı. Bu birinci sıra kesmemiz. Bu ipleri çıkarmayın. Şimdi normal sık iğne olarak yapıp gelelim. Topuğa kadar. Birinci kesmeden sonra üzerine bir sıra tamamen sık iğne gideceğiz. Hiç kesme olmadan. Kesme yok, artırma yok. Her trabzanın, her sık iğnenin tepesine bir tane batarak aynı şimdiki yaptığım teknik gibi sık iğne gideceğiz kesmeden sonra. Patiğimiz çok uzun bir süre almıyor ama dikkat istiyor. Bağlama yerine geldik. Bakın şu bağlama yerine dikkat edin. Bakın şuraya batmayın. Şurada ilmek yok. Buraya batarsanız patiğiniz artar. Şöyle bakın. Oraya batmayacaksınız. Nereye batacaksınız? Zincir çektik de başladık ya. Hemen ikisinin arasına. Battık. Kaydırmayla bağladık. Bir zincir çektik. Aynı yere. Tekrar battık. Şimdi bu sırayı tamamen sık iğne yapacağız. Tamamen sık iğne dolanıp şuraya kadar geleceğiz. Hiç artırma eksiltme yok. Bakın şimdi bir sıra kesmeyi yaptık. İşaret koyduğumuz yerde. Üzerine bir sıra tamamen sık iğne dolaştık, geldik. Şimdi ne yapıyoruz? İpimizi çıkardık. Bakın şu ipimizi çıkaralım. Şimdi tekrar ortayı bulacağız. Çıkardık ipimizi. Bakın şurada kesme yerimiz belli. Çünkü üzerine bir sıra sık iğne gittiğimiz için kaybedebiliriz. Tam kesme yerimizin üzerine tekrar işaret koyalım. Ben işaret koymadan yapabiliyorum ama yeni öğrenenler bunu karıştırabilir. Tekrar ortadaki kestiğimizin üzerine işaret koyduk. Oradan bu tarafa 8 tane sık iğne sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğne saydık. Oraya da işaret koyduk. Tekrar bu tarafa da 8 tane. Bakın ortayı saymıyoruz. Ortayı saymadan 8 tane de bu tarafa. 2, 4, 6, 8. 8 tane de bu tarafa saydık. Daha mükemmel olsun diye göz kararı da yapabilirsiniz. Kesmelerin üzerine kesme. Şimdi devam edelim. Bir sıra kestik. Bir sıra üzerine normal sık iğne yaptık. Şimdi ikinci kesmemize geçtik. Şöyle yine aynı sistem. Bakın. Bir gerisinde. Bir de tam bu 8'incinin üzerinden aldık. Üçünü bir yaptık. Tekrar aynı iki tane sık iğne. İki sık iğne yaptık. Tekrar kesmeye geçtik. Aldık çekmedik. Aldık. Üçünü bir çektik. Tekrar iki tane sık iğne. Bir. İki. Tekrar kesmeye geçiyoruz. Bir. Ve tam işaret koyduğumuz tepeye denk geldi. İki. Tekrar iki tane sık iğne. İki tane sık iğne yaptık. Tekrar kesmeye geçiyoruz. Bir, iki, üçünü bir çektik. Bir sık iğne,
İkinci sık iğne. Bakın tam tepeye denk geliyor. Bir çekmedik. İki, üçünü bir çektik. Şimdi çekerken şunu biraz daha sıkı çekin ki şu ara açık kalmasın. Çektik. Şimdi tekrar sık iğne olarak devam edeceğiz. Bakın. Şu kesmeyi yaptık. Üzerine sık iğne gittik. Şu kesmeyi yaptık. Bunun üzerine tekrar işlemi yapacağımız zaman görüşelim. Şimdi gelelim şu topuğa kadar. Dümdüz. Artırma, eksiltme olmadan gelelim. Hadi bakalım. Şimdi tekrar kesmiştik. Geldik başa kadar. Şimdi bu sırayda tamamen boş sık iğne gideceğiz. Topuktan devam. Bakın topukta aynı yere batarsanız topuk çok güzel çıkıyor. Yani aynı yere batacaksınız. Gidişlerde. Bağlıyoruz ya. Bağladıktan sonra aynı yuvaya batıp devam ederseniz topukta hiçbir artma, eksiltme olmuyor. Şimdi iki sıra kestik. Yani bir sıra kestik. Bir sıra sık iğne ördük hiç kesmeden. Tekrar üzerine bir sıra daha kestik. Şimdi tekrar onun üzerine bir sıra daha sık iğnemizi yapıyoruz. Ondan sonraki işlemi anlatacağım. Şimdi burun kısmının kestiğimiz yerlere geleyim. Olur ya belki anlamayabilirsiniz. Bakın bu sıra kesmiştik değil mi? Bakın. Şimdi bunun üzerine tekrar tamamen sık iğne gideceğiz. Her sık iğnenin tepesine birer tane batıp normal sık iğne olarak gideceğiz. Ve ipimizi sonda koparacağız. Şimdi bu sık iğneyi gidip başa kadar gelelim hanımlar. Hadi bakalım. Şimdi patiğimizin önün işlemi buraya kadar. Yani bu bölüm buraya kadar bitti. Patiğimizdeki görüntü şu. Şimdilik. Şimdilik görüntü bu. Dokuzuncu sırada bakın 5 sıra buraya kadar yapmıştık. Şuraya kadar 5 sıra yapmıştık. Şimdi burun üstünü yaparken şu üst kısmı da 4 sıra yaptık. Birinci sırada kestik. İkinci sırada normal sık iğne gittik kesmeden. Üçüncü sırada kestik. Bu dördüncü ve son sırada tekrar normal sık iğne gittik ve ipimizin işi burada bitti. Şimdi bunu burada keseceğiz. Bunu burada keselim. Ben makas almamışım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu burada kestik. Bitti mi? Şimdi burada bu topuk kısmında şöyle bir yükselti var. Bu yükseltiyi yapacağız. Bu da çocukların ayağından çıkmasın diye şuraya bir iki sıra fazla yaptık. Şöyle 16 sık iğneden oluşan iki sıra fazla yaptık. 16 sık iğne olunca patiğimizin ortası burası. 8 bu taraftan, 8 o taraftan. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8. yuvaya taktıklarımızı. İsterseniz tekrar işaret koyayım. İyice anlaşılır olsun. 8. Şimdi 8 de bu tarafa sayalım. 2, 4, 6, 8. 8 tane de bu tarafa saydık. Bu bizim patiğimizin şu yükseltisi olacak. Şurada 2 sıra fazla yapmışız. Orası olacak. Şimdi tekrar
İpimizi buradan geçirelim. Ben bunu çıkarıyorum. Elime dolaşmasın. Öbürü dursun. İpimizi çektik arkadan. Şöyle biraz uzun koyalım. Bunu da içinde götürelim. İpi. Tamam. Bir zincirle sıkıştırdık. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağız. Çok sıkı yapmayın. Biraz yüksek dursun. Ben bunu tamamen model için, anlatım için evde kalan herhangi bir iple yapıyorum. Size benim tavsiyem bunu. Çok çeşitli patiklik ipler var. Battaniye yaparsanız kalan ipinden devam edin. Nakopur lanta çok güzel oluyor. Reklama girmesin de burada yine ağzımdan kaçtı. Yani 16 tane sık iğne. Tabanı ortaladıktan sonra 16 tane sık iğne yapacağız. Yüksek dursun. Bunu da çıkarıyorum. Nasıl olsa belli oldu zaten. Hemen burada bir tane kaydırma yaparak, çünkü arada delik kalmasın, geri dönüyoruz. Ama şöyle değil, o ip orada kalmayacak, içeride. Bu ip içeride kalacak. Tekrar kaydırmaya batarak ipimizi çektik. Sonra aynı tepelerin üzerine sık iğne olarak gidiyoruz.